Türkiye'de yurt dışından almak zorunda olduğumuz, yurt dışına bağımlı olduğumuz ithal ürün mühimmat sistemlerini biz Ar-Ge yoluyla ülkemize kazandırma çabası içindeyiz. Bu anlamda Türkiye'nin ilk topçu roket sistemi Toros, yine Türkiye'nin ilk uçaktan atılan bombası Demet, ilk güdüm kitleri, hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, ilk seyir füzesi son, TÜBİTAK SAGE tarafından savunma sanayimize geliştirilip kazandırılmıştır. Yine Türkiye'nin ilk hava hava füzeleri, Göktuğ projesi de başarıyla devam etmektedir. Bizim ana odağımız, ana hedefimiz ithal aldığımız, yurt dışına bağlı olduğumuz sistemleri yerli ve milli olarak geliştirmektir. Mühimmat sistemlerinin, mühimmat projelerinin de önemli alt yükleyiciliği TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülmektedir. İşte Hisar projesi, Atmaca, minyatür bomba, bu projelerin harp başlığı tasarımı ve geliştirilmesi TÜBİTAK SAGE tarafından yapılmıştır. Yine çeşitli alt sistemler, ısıl piller, bazı projelerdeki navigasyon sistemleri TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülmektedir. Savunma sanayinin Türkiye'de ilk adımları 1970'lerde başlıyor. 80'ler, 90'lar emekleme dönemi, yürüme dönemi derken özellikle 2000'lerden sonra depara kalktığımız bir dönem olarak adlandırabiliriz. Ve 2010'lardan sonra da çok yüksek bir ivmeyle devam ediyor. Bu anlamda %20'lerde, %25'lerde olan yerlilik oranı son yıllarda %70'lerin üzerine çıktı, %80'lere dayandı. TÜBİTAK SAGE'nin de geliştirdiği birçok hem sistem projesi hem alt sistem projesi olarak bu yerlilik oranının artmasına önemli katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Tabii burada aklımıza şu söz geliyor. Büyük başarılar ikna edilmişlerle değil, inanmış bir ekiple gerçekleştirilir. Gerçekten TÜBİTAK SAGE'de de hem ülkesine hem kendisine yaptıkları işe inanan bir ekip var. Bu ekip yine şu ana kadar yaptıkları dışında mevcut devam eden projeler ve yeni projelerde de aynı inançla çalışmaya devam edecektir.